Kesinlikle o kas ayağı görmek isterim. Hangisi çok uygun? Ha merhaba Cihan, nasılsın? Yakın mısın? Evet, yaklaştım. Geliyorum. Ha tamam, görüşürüz o zaman, bekliyorum. Çok pardon. Evet, o kaz ayağı burada bulabiliriz. Oh, Cihan merhaba. Merhaba Anna, ne haber, nasılsın? Merhaba Cihan ben, nasılsınız? Tam madımak konuşuyorduk, bak çok iyi vakit geldik. En sevdiğim ot. Evet, otlardan gerçekten. Biri. Evet. Evet. Madımak mı? Var mı buralarda madımak? Ve şu öbür tarafta da tabii ki şey değil yani yabanisi. Yabanisi evet. Memlekette daha iyisi. Neresi oluyor. Memleket? Niğde. Hmm. Sivas'ınki güzel olur madımak. Evet Sivas. Ordu. Evet. Evet. Ben de Orduluyum ama Sivas'a yakın bir yerinde. Bizim köyde de çok madımak olurdu. Annem evet. Yapardı. Bizim memlekette seve seve de yerdik. Çok güzel. Hmm. Evet. Hiç yemedim ben madımak gerçekten. Bir gün toplayıp madımak. Yapalım. Ben evet. Fenerbahçe'de madımak toplayıp pişirip yanımızda yedim. Sivaslı komşumuz var. O kemikli etle yapıyor. Aha. Çok güzel oluyor madımak. Başka nasıl ne şekilde yapıyorsunuz? Yemeğini biliyorum. Başka da aha, ıspanak gibi yani. Biz bulgurla yemeğini aha. Yaparız. Üzerine de sarımsaklı yoğurt dökeriz. Hı-hı. Öyle yeriz. Bizim salatası olur. Zor. Ha, evet, salata, yani ıspanak yemeği gibi yapılır yemeği, bir de salatası olur. Ama bilmiyorum mesela böreğin içine katılıp börek yapılsa o da fena olmaz herhalde. Ya da denemedim. Evet. Başka yani, şeyden bahsettik önce, sen gelmeden önce kaz ayağı varmış ve turşu yapıyorsunuz. Evet. Kavurması onu da bakalım, oluyor. Kavarması. Tabii. Başka neler oluyor burada? Burada mesela işte, ısırgandan, ısırgan var etrafta bayağı. Isırgandan ısırgan bir şeyler var, yapıyor musun? Rabada var. Rabada var. Kazaya var. Hı-hı. Anladım. Madımak var. Değişik var yani otlar. Ama onların şu an ismini bilmiyorum. Ama ne kullanıyorsun? Karışık toplayıp yapıyorlar yemeğini. Ben yapmadım, denemedim. O zaman biz evet, öbür noktaya başlayalım. Otları. Başlayalım. Evet. Tamam. Otlarımızı, bugünkü otlarımızı çekmeye başlayalım. Çok teşekkürler. Evet. Çok harika teşekkür bir ederiz. Yerdesiniz. Keyfini çıkarın. Hoşça kalın. Ederim. İyi günler. Sarıyer'in sırtlarındayız şimdi. Evet. Bayağı bir kuzey yani hemen hemen evet. Sarıyer'in üstünde. Avrupa yakasında Sarıyer'de. Çok eski semtlerden birisindeyiz. Evet. Burada hala küçük evler var. Hala çok boş arazi var. Ve çok güzel yeşil alanlarda çok otlar bulunur. Ama yeni yeni siteler de yapılmaya başlandı değil mi? Tabii buralarda? Tabii her yerde evet, gibi. Her yerdeki gibi. Herhalde buraları ısırganlar görmeye başladık. Evet. Ne kadar güzel değil mi uzun boylu? Evet. Isırgan otu. Burada bu biraz duralım. Duralım. Bir ısırganları inceleyelim bakalım. Tohumları da evet. Olgunlaşmaya başlamış. Yavaş tam çok yavaş. İyi mevsimde geldik. Evet. Evet. Şimdi ısırgan sanırım her yerde yani her olduğu yerde çok kullanılıyor. Biraz unutuldu değil mi sanki? Ama Hipokrat bile bahsediyordu ısırgan otundan. Evet yani ısırgan bir defa işte Türkçedeki ısırma, hı-hı. Isırmıyor tabii ki bir ağzı yok. Ama yakıcı bir özelliği olduğu için yapraklarının. Bütün dillerde aşağı yukarı hı-hı. İğne, iğnemsi, ısırmak, acı tabii, vermek, tabii. Yakmak gibi isimlerle anılıyor. Lehçe de böyle, pokşuva. Ne mesela lehçe? Pokşuva. Pokşuva da böyle bir... Böyle bir pokşuva ne demek? Erderin de böyle bir kırmızı, ha benim gibi. Tahriş etmek gibi. Tahriş etmek gibi, evet. Evet, böyle olmasına rağmen yani bu kadar ilk akla gelen özelliği ısırganın insana acı veren bir yapısının olmasına rağmen öbür taraftan hem mutfakta hem de tıpta çok geniş yeri var. Tabii tabii. Geleneksel olarak da bugün günümüzde de devam ediyor.
Tabii. Önce şu ısırmayı açıklayalım mı Anna? Olur, Isırma olabilir. Dediğimiz aslında yapraklarında birer ince tüy var. Hı hı. Yani bizim gözle çok göremediğimiz ama elimizde dokunduğumuzda hissettiğimiz o tüy. Derinin içine giriyor ve ucu kırılıyor. Hı hı. Kırılınca içindeki kimyasal madde, ki eskiden formik asit olduğu düşünülürdü. Hı hı. Formik asit de var. Hı hı. Ama histamin maddesi özellikle. Hı hı. Zaten ağrı ve acı giderici ilaçlara antihistaminik denilir, bilirsin. Evet, histamin maddesi var bunda. O bir tahriş edici bir özelliği var. Elimizi yakıyor. Tabii bitkinin savunma mekanizması. Tabii. Yani otobur hayvanlar kolayca kendini yemesin diye böyle bir savunma gerçekleştiriyor. Çok enteresan bir de özelliği var. Mesela böyle siz tesadüften dokunduğun anda gerçekten yakıyor ama bu şekilde ciddi bir şekilde bastığım zaman da gerçekten hiç ısırmıyor. Bu yüzden toplarken gerçekten ya eldiven takacaksınız ya da çok dikkatli bir şekilde basınca, çünkü hiç ısırmıyor mesela. Yine de izleyiciler eğer ısırgan toplamak isterlerse bir eldivenle, herhangi bir işte ameliyat eldiveni, plastik eldiven toplamakta yardımcı olabilir. Acısı da böyle çok şiddetli ve uzun süren bir acı, yanma değil. Şimdi gelelim ısırganın faydalarına. Tam çok anlamıyla saymakla bitmez herhalde. Tabii. Sen başla istersen. Yani şimdi ısırgan, öncelikle ben Polonya'dan biliyorum, çok popüler bir bitki, tıbbi olarak kullanılıyor. Mesela ısırgan çayı idrar yoluna iyi geliyor, o herkes biliyor Polonya'da. Isırgan, biliyorsun, şampuanlar da var mesela. Isırganın enfüzyonu saçlar için kullanırsak saçlar çok güçlendirir. Hemen aklımıza bazı markalar da geldi zaten ama söylemeyelim onları. Tabii söylemiyoruz. Evet. Zaten bu şeyde bahsediyorum. Enfüzyon evde yapılıyor. Demlenme sanırım başka bir isim, değil mi? Yapraklar toplayıp sıcak suyla doldurup kapatıyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz bu şekilde. Şimdi Balkanlarda ben araştırma yaparken çok kullanım gördüm. Hem taze hem kuru yapraklar. Mesela taze yapraklardan oradaki pita, o böreğe benzeyen bir yemeği yapılıyor. Hı hı. Kadınlar yapıyorlar, ıspanak gibi kullanılıyor. Hı hı. Bir de kuru yapraklar kışın kullanılıyor. Tavuklara, küçük piliçlere yem olarak veriliyor. Şeyde, kemikleri güçlü olsun diye. Hı hı. Başka tohumları... Çünkü yapraklarında çok fazla mineral madde var. Mineral madde var, kalsiyum var, demir bile var. A, C vitaminlerinin olduğu ilgili literatürde yazıyor. Tohumları da yemek mümkün. Hı-hı. Mesela salataya bile kullanabiliriz. Tohumlar ısırmıyor zaten. Isırmıyor ve bir aroma katıyor, bir lezzet katıyor. Tabii, bir de protein de biraz var tabii ki her tohumda gibi. Sen yedin mi? Hiç çiğ olarak, tohumları. Çiğ yemedim ama deneyebiliriz. Hmm. Evet, değişik bir lezzeti var. Hı hı. İyi ki geldin gerçekten. Biliyorum biraz uzak senin için Anadolu yakasından Avrupa'ya gelmek. Ama gerçekten çok sevindim. Burada çok çeşit bitkiler var. Sen zaten burayı çok iyi biliyorsun. Burada çalıştığın için, araştırma yaptığın için. Nasıl, beğendin mi burayı? Beğenmez olur muyum? Harika. Zaten Sarıyer'in üstlerindeyiz şu anda. Bu bölümde Rumeli Feneri tarafında. Karadeniz'den rüzgar geliyor. Hı-hı. Çok yakınız. Etrafta tanıdığım tanımadığım onlarca çeşit doğal otsu bitki, hı-hı, var. Tabii aslında buralar bir zamanlar ormanmış, yerleşim alanına dönüşmüş. O biraz içimizi sızlatıyor ama en azından bu otların burada yaşıyor olması gerçekten çok önemli. Tabii, ve hala böyle küçük evler, bahçeli evler kalması, bu da gerçekten hoş. Evet. Bu kadar kentleşmemiş hala. Beton yığınına dönüşmemiş, hı-hı, nispeten daha doğal. İkinci noktamıza geldik galiba. Hı hı, geldik, evet. Burada ne göreceğiz? Hangi otu ayarladın bizim için?
Burada laden göreceğiz. Laden. Hem pembe hem beyaz çiçekli olan o iki farklı tür. Hı hı. Göreceğiz birazdan. Tamam. Merakla bakıyorum zaten ileride hı hı. görünüyor. Aslında laden Akdeniz kuşağı florasının tipik bitkilerinden birisi orman kenarlarında. Biz şu anda Karadeniz'e bayağı yakınız ama hı hı. Karadeniz kuşağında da oluyor tabii ki laden. Hı hı, İstersen evet. şöyle devam edelim ladenlere evet, buradan, doğru. Buradan devam edebiliriz hı hı. rahatça. Ön planda beyaz çiçekliler var. Evet. Arka planda da pembe çiçekliler aha. var. Hı hı, ben ne evet. kaldım çünkü. Evet, ne anlatabilirsin şey... laden hakkında? Cistus criticus pembe olan ve Cistus salvifolius beyaz olan. Hı hı. Türkiye'de 5 tür varmış zaten. Hepsi tıbbi kullanış hı hı. var. Ben biliyor musun bu ağaç aslında gerçekten çok enteresan çünkü yaşadığım yerde çok laden otu var. Ama ben hiç fark etmiyordum. Bir gün annem bana bir resim yolluyor. Diyor ki Anna bu otu bul ve hı hı. mümkünse toplayıp bana yollar mısın? Neden dedim? Polonya'da çok popüler. Bu arada senin yaşadığın yer İstanbul. Annen Polonya'dan. Annem Polonya'da aynen evet. öyle. Aha. Polonya'da ve Avrupa'da çok popüler olmuş birkaç sene önce. 5 sene önce sanırım. Hı-hı. Böyle bir mucize bitki olarak satılıyor hı-hı. hala. Demlenme çayı olarak. Çiçek ve kuru yaprak. Her şey iyi geliyormuş. Yani kan temizliyormuş. Senin bu... şeyde savunma sistemi güçlendiriyor. Viral hastalıklara karşı mesela evet. ikimiz de aynı makaleyi aha. okumuşuz. Ben yani yazarını hatırlamıyoruz şu anda ama hı-hı. bir virüs savar diye bahsediyor ladenden. Viral hastalık yani bilinen pek çok virüs hastalığına karşı evet. etkili oldu. Tabii hep şunu söylememiz lazım. Yani hı-hı. biz hekim değiliz, biz tıpçı değiliz. Dolayısıyla kitaplarda yazanları hı-hı. söylüyoruz. Yani burada söylediğimiz herkesin hemen bütün hastalıklar için laden alıp kaynatması evet. anlamına tabii, gelmiyor. Tabii, yani tabii. bir hekime danışmak lazım. Tabii ama şey de söylemek de belki mümkündür. O kesinlikle zehirli bir bitki değil. Hayır, bir de değil. Gerçekten çay içmekten bir şey olmaz. Yani çay deyince bu hı-hı. kuru yaprak ve çiçekten hı-hı. enfüzyon yapmak mümkün. Bu şekilde kullanılıyor. Hı-hı. Ha bir de çok enteresan bir şey de okudum. Ne zaman toplamak lazım? En böyle güneşli bir havada. Şimdi belki biraz bulutlu. Biraz evet, evet bulutlu, parçalı bulutlu. O zaman onların uçucu yağ miktarı daha yüksek oluyormuş. Hı-hı. Ben de bir şey ekleyeyim. Ladenin etimolojisini araştırdığımda ladenin bize yani Türkçe'ye Farsça'dan geçtiğini öğrendim. Yaprakları biraz yapışkan yapışkandır. Ve zaten Farsça'da yapıştırmak ya da yapışkanlıkla ilgili hı hı. bir anlamı varmış ladenin. Bu arada izleyicilere şunu söylemek lazım. Bizde ladin diye bir ağaç var. Bu bambaşka bir şey. Bu laden. Ladin ve laden. Ladin ağaç. Ladin evet. Aha. Ladin ağacı. Karadeniz bölgesinde çok yaygın ladin ağaçları var hı hı. bizim. Ladin ağaç, laden bu bahsettiğimiz hı hı. otsu bitki türü. Ve yapraklarının yapışkanlığından hı hı. adı geliyor. Türkçe'ye gelen adının etimolojik kökeni de böyle. Hı hı. Beyaz çiçekleri çok estetik, pembe çiçekleri pembe de çiçekleri biraz evet, çok güzel. Arkada. Evet. Ve o pembe sanırım pembe ladenin pembe formundaki yapraklar biraz daha yapışkan sanki bana geliyor değil mi? Salvia'ya biraz benziyorlar bile. Evet, şu. Hı hı. Yani buna baktığımızda biraz daha yaprağın yapışkan olduğunu zaten elimizde de anlayabiliyoruz. Hı hı. Evet. Gövdesi de tüylü ve hı hı. hafif bir yapışkan özelliği var. Böyle bir hafif hafif bir... Çok güzel hafif hı hı. bir kokusu var ama keskin bir kokusu hı hı. da yok. Bunu koruyup... Zaten şu anda ellerimizi böyle yapış hissediyoruz. Yapış yapış evet. Hı hı. Oraya kadar var gerçekten hı hı. görebiliriz. O bir çok yıllık bir bitki. Tabii ki. Evet geldik. Evet. Şimdi Anna burada yani ladenlere geldik ama bir de tabii enteresan bir durum var. Hem sana hem izleyicilere hı hı. anlatayım. Ya Karadeniz'e çok yakın bir noktadayız. İstanbul'da hı hı.
Arkada çam ağaçları var ki yani normal bu coğrafyada doğal olarak çam yetişmez. Onların plantasyon olduğunu yani dikimle oluşturulmuş olduğunu biliyoruz. Hemen önünde akça kesmeler görüyorum. Tipik Akdeniz florası bitkileri. Meşeler var, erikalar var, ledenler var. Yani burada böyle Akdeniz'de Karadeniz birbirine geçmiş gibi. Bu da zaten İstanbul'un tipik özelliklerinden. Adalara gittiğimizde tam Akdeniz oluyor. İşte Karadeniz'e yaklaşınca tam Karadeniz oluyor. Arada geçiş zonları oluyor. Ve ledenimize dönersek. Evet. Sen bana şeyden bahsetmiştin. Ledenin lehçesinden ve şeyden anlamından bahsetmiştin. Evet. Onu bir anlatabilir misin lütfen? Evet tabii. Bu çok enteresan aslında. Çünkü lehçe çıstık deniyor. Çıstık. Çıstık. Çıstık çok pozitif bir anlama geliyor. Türkçe'de çok çeşit çeşit isimleri var. Ben pamukla, pamuk, karağan, davşan otu bile deniyor. Evet. Ve kaya gülü çok beğendim bu isim. Zaten İngilizce'de pink rock rose. Pembelerine pink rock rose tabii. Beyazlarına da tabii. White rock rose deniliyordur. Evet. Büyük ihtimalle evet. Bir de bu kaya gülü çünkü kayalı olduğu yerde de çok çıkıyor. Daha toprağın zayıf olduğu bölgelerde evet. Evet. Bugün İstanbul'un Karadeniz kıyısında, kuzey bölgesinde, Sarıyer'in sırtlarında çok güzel mekanlarda dolaştık. Çok güzel doğal otlar gördük. Bunlardan bazılarını da yakından inceleme fırsatı bulduk. Her şey çok güzeldi. İyi ki davet ettin buralara. İyi ki geldin. Gerçekten çok sevindim. Şimdi senin için bir hediye aldım ben. Aa, hediye. Sabah bir pazara gittim. Buradaki çok böyle semt pazarlar var. Semt pazarından. Evet. Evet. Ve bu pazardan önce bahsettik bunu. Bakalım ne çıkıyor. Buyurun. Buyurun. Taram. Galdirik. 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 Evet. Geçen bölümde bunun değişik bir türünü çekmiştik. Evet. Bu sefer de başka bir galdirik. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. İçinde çiçekleri de var. Biraz geçmiş olmasın. Bunu yıkayıp şimdi sıcak suyla geçirmen gerekiyor. Çünkü biraz yapışıyor. Ondan sonra böyle soğanla kavurup bir mısır unu ekleyip mesela yumurta kırıp yiyebilirsin. Harika. Kaldırayım aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bakalım ederim. Diğer bölümlerde karşımıza neler çıkacak. Yola düşelim. Evet.